1930'larda yayınlanan Mickey Mouse çizgi filmini hatırlayan var mı? Şu birkaç yıl önce DVD'si çıkmış olan hani. Duyduğuma göre bu çizgi filmin en ateşli Disney hayranlarının bile bilmediği hiç yayınlanmamış bir bölümü varmış. Kaynaklara göre içinde önemli bir şey barındırmıyormuş. Bölümde Mickey'nin sürekli aynı binaların önünden yürüdüğü tekrarlanan bir döngü varmış. 2-3 dakika sonra Mickey ortadan yok oluyor ve ekran kararıyormuş. Aynı çakmak taşlarda olduğu gibi. Arka planda ise çizgi filmdekinin aksine 1,5 dakika süren bir piyano parçası çalıyormuş. Ardından çizgi filmin bittiğini hatırlatan ufak bir cızırtı ile ekran karanlığa gömülüyormuş. Ama Mickey o tanıdığımız eğlenceli fareye benzemiyormuş bu sefer. Dans etmiyor, hatta gülümsemiyormuş bile. Sadece normal bir yüz ifadesiyle yürüyormuş. Ama nedense başı kasvetli bir şekilde yana doğru eğikmiş. Son 1-2 seneye kadar herkes bu bölümün ekran karardıktan sonra bittiğini sanıyormuş. Leonard Maltin çizgi filmin tüm bölümlerini tek bir DVD'de toplamaya niyetlendiğinde bu bölümü izlemiş ve seride yer almasının anlamsız olduğunu düşünmüş. Ona göre çok önemsiz bir bölüm olmasına rağmen sırf Walt Disney yaratıcılığının bir ürünü olduğu için en azından bir kopyasını bilgisayarında saklamak adına çoğaltmaya karar vermiş. Disketteki dosyanın dijital versiyonunu bilgisayarına attığı sırada bir şeyi fark etmiş. Dosyadaki bölüm herkesin o ana kadar bildiği gibi 3 dakika değil, tam 9 dakika 4 saniye sürüyormuş. O zamanlar Disney'deki üst düzey yöneticilerden birinin kişisel asistanı olan ve Maltin'i yakından tanıyan gizli bir kaynağım vardı. Şimdi okuyacaklarım o gizli kaynağımın bana gönderdiği e-postada yazanlardır. Mickey kaybolup her şey karardıktan sonra çizgi film simsiyah ekran ile oynamayı sürdürdü. 6. dakikada görüntü tekrar gelmişti ve Mickey binaların önünde yürümeye kaldığı yerden devam ediyordu. Ama bu sefer arkadaki ses farklıydı. Bir mırıldanmaya ya da homurdanmaya benziyordu. Anlamlı sözler içermiyordu. Daha çok öfkeli bir ağıt gibiydi. 1 dakika içinde gürültü iyice yükseldi ve daha da anlamsızlaşmaya başladı. Görüntü de tuhaflaşmıştı. Mickey'nin yürüdüğü kaldırım fizik kurallarına aykırı biçimde şekilleniyordu. Farenin kasvetli yüzü de yok olmuştu. Artık Mickey alaycı bir şekilde sırıtıyordu. Aynı psikopat bir suçlu gibi. 7. dakikada homurtular yerini kan donduran çığlıklara bıraktı ve binalar iyice karardı. Renkler korkunçlaşıyordu. Mickey'nin yüzü düşmeye başladı. Gözlerini çenesine doğru devirdi ve rahatsız edici gülümsemesi iyice belirginleşti. Arkadaki binalar yıkılmaya ve moloz yığınlarına dönüşmeye başladı. Kaldırımlar hala çarpık şekilde ilerliyordu ki bu fiziksel olarak bir insanın algılayabileceği cinsten değildi. Maltin izlediklerinden iyice rahatsız olmuştu. Daha fazla dayanamayarak odayı terk etti ve bölümü bitirmesi için bir personeli görevlendirdi. Ondan her şeyi sonuna kadar izlemesini ve notlar almasını istedi. Çıkmadan önce ilk kopyanın olduğu disketi yanına almıştı. Bu rahatsız edici videonun kimse tarafından izlenmemesi için onu özel kasasına koyup kilitledi. Korkunç çığlıklar 8. dakikayı biraz geçene kadar devam etti. Ve sonrasında aniden Mickey Mouse'un suratının ekranı kapladığı her zamanki bitiş ekranıyla sonlandı. Fonda sanki kırık bir müzik kutusundan çıkıyormuş gibi gelen bir şarkı çalıyordu. Bu ekran yaklaşık 30 saniye sürmüş ve ben bu 30 saniyede neler oldu bilmiyorum.
odanın hemen dışında dolanan bir güvenlik görevlisinden odadaki personelin soluk bir tenle aniden odadan çıktığını ve 7 defa "Gerçek acılar bilinmiyor." dedikten sonra belindeki silahı kapıp kendini öldürdüğünü öğrendim. Bu korkunç bir şeydi. Leonard Maltin'den edindiğim bilgiye göre bölümün sonundaki ekranda Rusça bir metin belirmiş ve anlamı "Cehennemin manzaraları izleyenleri içine çekiyormuş." İntihar eden personel notlarına böyle yazmış ve ondan başka o yazıyı okuyan olmamış. Bildiğim kadarıyla bu olaydan sonra şirkette çalışan birçok personel bu videoyu indirmek için defalarca denemeler yapmış ama derhal işlerine son verilmiş. Bu video internette var mı yoksa yok mu? İşte orası muamma. Ama dedikodular doğruysa bu bölüm şu an sanal ortamda suicidemouse.avi ismiyle mevcut. Eğer bu bölümün herhangi bir kopyası elinize geçtiyse kesinlikle izlemeyin ve ne olursa olsun hemen beni arayın. Eğer Disney gibi büyük bir şirket böyle bir ölümü örtbas ediyorsa ucunda çok ciddi bir problem var demektir. Saygılarımla, TR. Henüz kopyayı bulamadım ama oralarda bir yerde olmalı. Buna eminim.